peki başkanım, projelerinizi neye göre hazırladınız ve bunun için bütçeyi nereden temin edeceksiniz? Projelerimizi neye göre hazırladık? Projelerimizi istişareler yapmakla başladık. Dost meclislerimizle konuşarak, insanlarla diyalog kurarak dedik ki buradaki en büyük eksiklerimizin istihdam olduğunu zaten ben kendimden biliyorum, gurbete düşmüş bir genç olarak. Bu istihdama dair zaten hani bazen telefonlarda insanlara gösteremiyoruz. Gördüğünüz gibi şu çok basit bir sistem. Biz bunu basit değil aslında, çok basit değil ama bizi bana göre basit bir sistem. Çünkü almış iki tane şirketi, protokol anlaşması bu. Şunları başkanım şöyle bir ekrana karşı. Evet, yani bunlar protokol anlaşması. Biri 75 kişilik, biri 85 kişilik anlaşma bu. İstihdama dair biz bir şeyi kafamızda bitirmişiz. Gençler artık gurbete düşmesin. Bu mevzudan dolayı çıktığımız iki projemiz, yani bir projemiz bu, iki tane. Ve biz bunu şöyle düşündük. Bu projelerimizi neye göre hazırladınız dediğimiz zaman çok derine iniyor. Bölüm bölgemiz çok atıl bir bölge. Rahmetli Dursun amcamın orada bakkalı varken biz oralara gittiğimizde böyle iğne atsan yere düşmezdi. Kömür doşlarının arkasına takılırdık çocukken. Eşeklerle kömür taşırdık. Yani çok hareketli bir bölgeydi. Ve biz buranın atıl bir bölge olduğu için biz buraya bir ahde vefa ödememiz gerekiyor. Kiliminin orada yaşamış olduğu bir madenci yürüyüşünden dolayı, bir baltalamasının olduğundan dolayı orası biraz bize ahde vefa borçlu olduğumuzu düşünüyoruz. Atalarımızın, dedelerimizin, babalarımızın, aynen öyle, hepimizin, hepimizin yer, aynen öyle. Ekmek yediği yer. Aynen öyle geliyor. Şimdi buraya biz bir küçük organize sanayi yapmak istiyoruz. Bazı insanlarla görüştük kendi arsalarının olduğu yerde ve bunlarla belediye olarak bizim buraları alabileceğimizi, biz burayı genişletmek, herkese elini taşın altına sokması gerekiyor. Yani öyle kimse kafasına, ben belediye başkanı adayı oldum. Ben okus pokus giderim ki burayı komple değiştireyim. Herkese gideceğiz, fikrimizi söyleyeceğiz, o nabızda biz de beraber hareket edecek dedik. Evet, buraya küçük bir organize kuracağız ve imalathaneleri biz bölüm tarafında kullanmak istiyoruz. Başkanım ama orada alanda benim bildiğim kadarıyla kurmayı düşündüğünüz alanda şahıslara ait alanlar da, araziler de var. Aynen. Peki o vatandaş arazisini nasıl vermek istemez veya ne düşünüyorsunuz? Dindiyle versin gün bir iki tanesiyle tesadüf denk geldik. Yani Allah takdiri yukarıda, hep düşüncemiz bunun üzerine. Orası benim tapulu arazim dedi. Bunu dedi, sen dedi yani böyle bir şey düşünüyorsun ama neye göre düşünüyorsun? Ya? Belediyeye satmaz mısın dedi. Dondu kaldı. Yani sen bu bölgeyi bana versen de ben kimin ve halkına dedim, oradan dedim 160-170 kişilik dedim istihdam sağlasam, 700 kişinin 1000 kişinin alacağı yerde 30 bin kişinin başvurduğu bir iş istihdamına ihtiyacı olan bir yere diye biz bunları konuştuk, anlattık. İnsanlar bizi dinleyince evet niye olmasın dedi. Yani hile bile edebileceğini söyleyen insanlar var. Yani sonuçta istihdam bu. Herkes işte sevda burada geliyor. İşte, evet. Kilimin sevdası burada ortaya çıkıyor. Yani kimin gerçekten kiliminin sevdalısı olduğuna, kimin bu menfaatler üzerinde kurgulu olduğu buradan geliyor. İkincisi, biz istihdamdan sonra dedik ki projelerimize baktığımız zaman insanlar hep isyan ediyor. Yollarımız çok kötü. Altyapı problemlerimiz çok kötü. 202'ler lağımın içerisinde. Artık alt kaynak, yani su kaynaklarımızda %30 kaçaklarımız var. Evet, su indirime gidecek. %30 kazanacağız ama en büyük trajedi orada değil. Su kaçaklarından dolayı topraklarımız artık suyu emmiş. İstinat duvarlarımıza dayanmış. Yani altta çocuk oynarken Allah korusun üzerine yıkılabilecek hale gelmiş. Gezerken bir bakıyorsun, çocuk parkının üzerindeki istinat duvarı dümdüz olması gereken bu şekilde. Yani üzerine şöyle zıplasan yıkılacak gibi duruyor. Yani bunlara dayalı olarak biz dedik ki altyapı sorunumuzu ve aslatlamamızı halletmemiz gerekiyor. Ki başkanım bir şey sorayım. Bunu tüm belediye başkan adayları söylüyor sağ olsunlar. Yani altyapı sorunu kendinin bilinen bir sorunu. Evet. Fakat benim aklıma takılan, tabii siz belki de niyeyse bana soruyorsunuz diyeceksiniz de bir tek evet, size canlı yayına çıktığım için aynen, ben size sorma gereği hissettim. Kilimli'nin tabii altyapı çalışmaları, bu yaz çalışmaları iyi yaptığınız için size bilgi almak bazında öğreniyorum. Hem de Kilimli halkı da merak edebilir belki. Bu altyapı sorunu başlayıp ve bitme süresi gerçek anlamda tamamının ne kadar sürer? Öyle çok kısa bir zamanda bitecek bir şey değil Yasin Bey. Neden dolayı derseniz, seçim büromuzda oturduğumuz zaman şöyle yolun en yüksek tepesine karşıma baktığımda, ayağa kalktığım zaman benim göbeğime kadar yol yükselmiş vaziyette. Ve artık dükkanlarımız yolların altında kalmış. Öncelikli olarak altyapısını yaparken yollarımızın kodlarını da düşürmemiz gerekiyor. Çünkü her gelen siyasi çıkar üzerine asfalt atmış, bir 5 sene yatmış. Öbürü gelmiş bir asfalt atmış, 5 sene yatmış. Artık mazgallarımız bile 20 santim, 30 evet, santim yolların altında yani. Yolların altında. O yüzden ben bunu her zaman söylüyorum. Bir senede, iki senede olacak şeyler değil bunlar. Ve komple kilimi bir anda ayağa kaldırıp, altını işleyip tekrar yerine oturtturma gibi bir şansımız da yok. O zaman uzun vadeli. Uzun vadeli olması. Yani o zaman şu var, kilimli halkı çok kısa vadede bu projeleri kimseden beklemesin. Tabii ki. Konuşan yalan konuşuyordur.
Bunu net söyleyebilirim yani. He, şöyle olabilir. Yani şunla izlede uzun sürme mevzusu var. Yani eğer bunu gerçekten samimi olarak geleceğe dair yol yapılacaksa eski atlara dokunulmadan kotları düşürerek yan tarafında yeni atlar döşenir. Bölge bölge döşenir. Nasıl bölge bölge döşememiz lazım? Önce Karadonumuzdan doğru gelmemiz lazım. İnağazına doğru bu hatları geçirmemiz lazım. Çünkü İnağazından sonraki devam eden Zonguldak'a dair evet. gidenler yani. Yeni hatlarımızı yalın kenarından üst böyle çok temiz bir şekilde asfalt atılacak kotları düşürerek asfalt attıktan sonra bir daha yolun ortasını kazmayalım Yasin Bey. Bıktık yani. He burada doğal gazlar geçiyor, şunlar geçiyor, bunlar geçiyor. Öyle çok basit bir şey değil. Ama yapılması gereken önemli noktalardan bir anladım. Tanesi yani. Yani ben şunu öğrenmek istemiştim. Yani bence de kilinin halkının birçoğunun kafasındaki soruydu. Bu proje kim gelirse gelsin öyle 3-5 günde 3-5 ayda bitecek bir proje değil. Evet. Kilinin halkı bunu çok kısa vadede beklemesin. Yani önümüzdeki bir 5 yıl belki ancak kilinliği bir ayağa kaldırmanın bir kademesi gibi görülebilir diye evet. düşünüyorum. Yani çünkü kilinin gerçek anlamda kalkabilmesi için bir 15 yıla ihtiyacı var gerçekten.